Merhaba dostlar. Aqualab.tr kanalına hoş geldiniz. Şöyle kapıdan girerken genel bir çekim yapayım istedim. Bir yenilik var, yeni bir gelişme var. Daha önce de söylüyordum zaten. Burada bulunan Malawi cikletlerinin hepsini ayırdım, çıkarttım. Çok zor oldu ama biraz da bulandı su tabii, şu anda görüyorsunuz. Suda biraz bulanma oldu. Burada sadece yunus balıklarımızı şöyle odaklayalım. Yunus balıklarımızı bıraktım bir kısmını. Hızlı bir şekilde geçeyim. Burada beyaz yunus hala adaptasyon süresini atlattı sayılır ama yavaş yavaş alışıyorlar. Şu büyük erkek biraz rahatsız ediyor onu ama alışacaklar zaten. Bu zebralar kaldı. Bu zebraları almadım daha. Bunların kalmasını istiyorum. Bütün hepsini koydum. Burada komple zebralar var. Bayağı yoğun bir kalabalık bir durum. Aynı şekilde burada da Malaviler var. Biraz da Yunus var. Yunuslardan bir kısmını da koydum buraya. Mavi prenses, sarı prenses ve Yunuslar var. Bir kısmını da Yunusların maymun kafalarının olduğu bu akvaryuma aktardım. Görüyorsunuz gayet sağlıklılar. Alıştırdık, ettik. Bakalım maymun kafalarla anlaşıyorlar. Bir sıkıntı yok. Onun haricinde yine bir son durum gibi olacak. Burayı yavaş yavaş boşaltacağım. Şimdi bu işlemleri yaptık, balıklarımızı ayırdık. Birazdan pet shop'a götüreceğim arkadaşıma. Burada da sıkıntı yok. Bir iki akvaryum yapacağız. Onu bir hasta, yeni sürgünler devam ediyor. Buraya zaten lafımız yok. Minik yavrularımız doğdu, devam ediyor büyümeye. Çok şükür. Yeni geçen hafta aldığım bu çok şeker dediğim Japon da değil, ejder de değil. Acayip bir güzel balık. Bu gırcırlı arkadaş var. Bunların da sağlıkları gayet yerinde. Şimdi burada bayağı bir değişiklik olacak. Tabii bu zebraları aldım. Akvaryum bayağı bulandı suyu. Burayı da artık bakalım ne yaparız. Bitkili akvaryumlarımızı kuracağız. Hangisini kuracağız bilmiyorum. Durum bu. Birazdan pet shop'a gideceğim. Orada çekim yapabilirsem kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzun bir yolculuktan sonra, çok uzundu. 3 dakikada geldim. Özpeşap, güzel yalı. Hamza kardeşimin yanına geldim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın Hamza? İyi de çok şükür. Sen sorun abi. Çok şükür. İlk defa çekiyoruz seninle. Evet. Bu da biraz spontane oldu aslında. Emri baki gibi oldu. Kırmadın beni. Sıkıntı yok abi. En yoğun gün bugün pazar. Müşteri biliyorsunuz pazar günü pet shoplara daha fazla geliyor. Tabii şimdi içeri gireceğiz beraber. Balıkları da getirdim. Şu an kovadalar. Biz onları taşırken biraz da şöyle aldım ben. Tabii hayvansever olduğumuz, pet shop olduğumuzdan belli. Tabii kuş, kedi, köpek, bilumum her canlı. Kerevitine kadar vardı en son. Giriş böyle arkadaşlar. Şimdi şu balıkları bir ayarlayalım, sonra ben tanıtırım ya. Bayağı geniş, daha çok yer var. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi ufak bir stand diyelim böyle. Çok hızlı geçiyorum. Birçok çeşit balık var. Bitkiler görüyorsunuz. Şimdi balıklarımızı burada hazırlayacağız. Su alıştırmasını yapacağız. Şöyle bir gezelim bakalım neler var. Gurami var. Güzel gurami galiba değil mi bu? Muhtemelen sizler de yoruma yazarsınız. Ondan sonracıma. Bunlar Danio zebra mıydı? Herhalde öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Benim türlerim değil, biliyorsunuz bunları. Burada şöyle sırayla yavaş yavaş geçiyorum. Bunlar neondu galiba. Aynen neonlar. Burada yine lepistesler var. Molide var arada. Evet, moliler de var. Bitkiler çok güzel bak. Hoşuma gitti. Belki bitki de alırım buradan ya. Kılıçlar arkadaşlar. Güzelmiş, bayağı büyük kılıç da var aralarında. Şey vardı ha, burada. Aymoli. Bakın kuyruklarına. Maşallah güzeller. Aymoli de alabilirim. Birkaç tane. Burada da aynı şekilde aymoliler var. Ben beğendim bak, aymoli alacağım. Sonra yine ciklet türleri. Kırmızı imparatora benziyor bunlar. Belki bunlardan da biraz alabilirim. Bunlar değişik. Çünkü mavi, sarı, biliyorsunuz artık bıktık onlardan. Burada da yine
Ciddetler. Şu bayağı büyükmüş ama. Burada da aynı şekilde. Burada Japonlar var. Şöyle. Aynı şekilde teleskop vesaire Japon. Burada da büyük boy Japonlar var. Ondan sonra metal bilekler galiba bunlar. Lepistes. Çok belli olmuyor ama ışık çok yeterli değil çünkü. Yine lepistesler. Albino bunlar galiba. Yok, gözler kırmızı değil. Pengosus. Yavru da bunlar. Başka ne var? Yine tetralar. Burada da aynı şekilde genetikler böyle. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet, muhtemelen buradaki melekleri alacağım. Biraz yansıma yapıyor ama bu melekleri alacağım herhalde. Burada da yine lepistesler var. Aynı şekilde aşağıda da karışık lepistesler var. Sky Blue yok galiba, evet. Sky Blue bir tane erkek arkada gördüm ben. İki tane hatta, evet var. Böyle. Şimdi şunları bir alıştıralım. Akvaryuma koyduktan sonra neler seçtiğimizi beraber görürüz. Evet, eve geldik. Balıkları poşetlerini şu anda bekletiyorum. Kovaları hazırlıyorum. İki grup buraya, iki grup da öbür odadaki akvaryumlara koyacağız. Şimdi söylemiyorum. Birazdan bir balıkları kovalara koyayım. Damıtmaya başlayayım, yani alıştırmaya başlayalım. Ondan sonra akvaryumlara koyarken ne türler almışız hep beraber izleyelim. Çok güzel bir video olacağına inanıyorum. Beklemede kalın dostlar. Damıtma işlemine başladık. Birinci kova burada. Şöyle hızlı geçiyorum. Belli olmasın. Nasfalardan, kılıçlardan şöyle geçireyim. Sonra şöyle bir tane var. O da damıtmada. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. Bu arada alışmışlar maymun kafayla yunuslar. Şimdi öbür tarafa geçelim. Oradakileri de bir görelim. Evet, burada da damıtma işlemi devam ediyor. Alıştırma. Yani şöyle hızlı geçelim. Ve burada da bir sürü minnak alıştırmaya devam ediyoruz onları. Birazdan akvaryuma koyacağız hep beraber. Çok eğlenceli olacak. Thank you.
Evet. Ya erkek de harbiden bugün sağlam ya bak. Yüzgeci nasıl açıyor? Tam kızışma evresine denk geldi yeni balıklar. Allah yardımcılar olsun işte. Şimdi diğer balıklarımızı yavaş yavaş koyalım akvaryumlara da. Eleştiriniz, fikirleriniz, önerilerinizi mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle canlarınıza çok iyi bakın. Keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.